Ankara basın savcısı Kürşat Kayral 2016 Taksim 453 soruşturma numaralı soruşturmayla genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmış. Bu soruşturma bu yaşanan süreç Türkiye'ye Nasıl bir deli gömleği giydirilmeye çalışıldığının çok açık göstergesidir. Ben bu soruşturmayı başlatan savcının hukukçuluğunu merak ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında defalarca Cumhurbaşkanına diktatör bozuntusu ifadelerini kullandı. Anayasanın 83. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylenen sözlerin dışarıda tekrarı halinde mutlak dokunulmazlık kapsamında sayar. Sorumsuzluk deriz. Siz Cumhurbaşkanının savcısı değilsiniz. Siz Cumhuriyetin savcısısınız. Bu Cumhuriyet Cumhurbaşkanının cumhuriyeti değil. Bu devletin görevlileri Cumhurbaşkanının kulu değil. Cumhurbaşkanı sistemin patronu Yargı da Cumhurbaşkanı'nın kölesi değil. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu göreve çağırıyoruz. Çok açık bir şekilde anayasayı ihlal eden bu savcılarla ilgili işlem yapmak zorundadırlar. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenliyor. Doğru. Özel bir suç tipi olarak düzenlenmiş. Ama bugünün Türkiye'sinde görevdeki Cumhurbaşkanı bu tutumuyla görevde olduğu sürece Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlelemez suç haline gelmiştir. Ceza Kanunu'nun 299. maddesi anayasaya saygılı, namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine saygılı Cumhurbaşkanını korumak için niteliklerine uygun cumhurbaşkanını korumak için, anayasaya sadık cumhurbaşkanını korumak için düzenlenmiş bir hükümdür. Yoksa önüne gelene hakaret eden, milletiyle kavga eden, gençlerine çapulcu diyen, gazeteciye tasmalısınız imasında bulunan, kendi vatandaşlarını mezhebine göre ayrıma tabi tutup, ya da etnik kökenine göre tabi ayrıma tabi tutup affedersiniz Ermeni dediler diye toplumun bir kesimini ötekileştiren milletin birleştirici unsuru olma özelliğinden kopmuş çatışmanın parçası olmuş Cumhurbaşkanı'nı korumak için konmuş bir hüküm değildir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar soruşturmaya konu oldu. Niye? Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz bir cumhurbaşkanı tipine tipiyle karşı karşıyayız. Anayasaya da tarif edilen bir cumhurbaşkanı şu anda yoktur. Dolayısıyla anayasada tarif edilen cumhurbaşkanını koruyan Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin de uygulanabilirliği fiilen ortadan kalkmıştır